Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Ben sizlerle çok daha iyiyim. TRT Çocuk ekranlarında severek ilgiyle izlediğiniz Ege ile kitapları elimde. Şu anda o kadar büyük ki bakar mısınız, yaklaşık 25-26 santim. Ege ile Gaga Tohumlar Nasıl Yayılır kitabını çok güzel hazırlamışlar. Diğer setteki kitapları gibi renklendirmesi çok iyi. Kağıt basımı çok iyi. Karton kalitesi bence çok iyi. Pekala, hangi yaş grubuna göre hazırlanmış? Hemen burada da sizlere cetvel vermişler. Çok da güzel olmuş. 4, 5, 6 ve 7 yaş grubuna göre. Pekala, ben bu yaş grubunda değilim. Kardeşiniz olabilir, yeğeniniz, kuzeniniz olabilir. Alıp hediye edebilirsiniz. Eğlenceli eğitim dersiniz. İşte bizimle burada kalmaya devam edin. Bizler sizlere çizgi filmleri kitaplarına boğacağız. Burada kanalımıza yayınlayacağız. Ve onlardan sizlere hediye edeceğiz. Sürpriz hediyelerle birlikte. Ege ile beraber. Ege ile Gaga Tohumlar Nasıl Yayılır? Merhaba arkadaşlar. Bahar geldiğinde her yerde kır papatyalarını görürüz. Sizin de dikkatinizi çekti mi? Bu kadar papatyayı kim ekmiş olabilir? Bunu çok merak ediyordum. Sonunda öğrendim. Gelin size de anlatayım. Ne dersiniz? Yaşasın deriz tabii ki de. Hadi bakalım Egeciğim, bize neler anlatacaksın? Hazır mısınız? Başlıyoruz. O gün ben bahçeyi sularken Gaga da bahçe duvarına tünemiş şarkı söylüyordu. Bir anda şarkıyı kesip konuşmaya başladı. Aa, bu ne güzellik. İçimizi açtınız. Çok meraklanmıştım. Heyecanla yanına koştum. Meğer Gaga papatyalarla konuşuyormuş. Papatyaların orada olmasına çok şaşırdım. Aa, papatya. Onları kim ekti acaba? Kimse ekmedi. Bunlar kır papatyası diye cevap verdi Gaga. Sizlerin de böyle bitkilerle, hayvanlarla konuştuğunuz oluyor mu? Bizler çok seviyoruz. Bence konuşmayı, düşüncelerinizi paylaşmayı hak ediyorlar. Çünkü çok güzel yaratılmışlar. Allah her şeyi çok güzel yaratmıştır. Ve de bir sebebi vardır. İyi de nasıl çıktılar o zaman? Tohumlar bizim bahçeye gelmişler dedi Gaga. İyice kafam karışmıştı. Peki tohumlar buraya nasıl geldi? Bunun türlü türlü yolu var Egeciğim. Hadi bir liste yapalım mı? Bu fikre bayıldım. Hemen defterimizi alıp düşünmeye başladık. Tohumlar nereden gelmiş olabilirdi? Az ileride papatyalar vardı. Acaba toprağın altından kökleri buraya kadar uzamış olabilirler miydi? Gaga soruma cevap verdi. Hayır Ege, papatyaların kökleri kısadır. O kadar uzamaz. Peki toprağın altından gelmedilerse havadan gelmiş olabilirler miydi? Çiçeklerin paraşütü var mıydı? Bunları düşünürken bir papatyanın havada süzüldüğünü gördüm. Bak Gaga, gördün mü? Havadan böyle gelebilir işte. Listemize bir madde ekledik. Rüzgar tohum taşıyabilir. O sırada Gaga bağırdı. Ege, şuraya bak. Bahçemizde tohum taşıyan başkaları var. Yerdeki karıncaların bazıları yiyecek kırıntı, bazıları çekirdek ya da bitki taşıyordu. O sırada içlerinden biri taşıdığı çekirdeği yere bırakıp yoluna devam etti. Karıncalar da tohum taşır. Biz ekmesek bile bitkiler çoğalır. Böylece listemizde yeni bir madde daha ekledik. Gagasında kiraz salkım taşıyan bir kuş geçti. Kuşun ağzındaki kirazlardan biri düştü. Gördün mü Ege? Kuşlar da tohum taşıyor dedi Gaga heyecanla. Gaga haklıydı. Kuşlar da tohum taşıyabiliyordu. Hemen bunu da deftere ekledik. Hava yavaş yavaş kararmaya başladı. Gökyüzü yağmur bulutlarıyla kaplandı. Ve koştuk ve camdan yağmuru izlemeye koyulduk. Yağmuru izlerken fark ettim ki en büyük tohum taşıyıcısı oydu. Yağmur damlaları ağaçtan meyveleri, topraktan çiçekleri ve bitkilerden tohumları alıp uzaklara götürüyordu. İşte böylece çiçekler, ağaçlar her yerden çıkıyordu. Yağmur rahmetli benim güzel yürekli arkadaşlarım. Bereketli.
Gaga'yla tohumların ilginç yolculuğunu böyle öğrendik. Hadi siz de etrafınıza bakın. Tohumların yolculuğunu yakından görün. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizle kalın. Hoşça kalın.